En son Birinci Dünya Savaşı'nı başlattık. Osmanlı'nın tutumu dedik. Burada kalmışız. Aslında buradan bir şeyleri yazmıştık ama hadi hatırlayalım. Ben soracağım, siz hatırlatın. Evet, savaş başladığı sırada Osmanlı'nın padişahı kimdi? Hele bir deyiverin bakalım. Evet, Osmanlı padişahı, herkesten cevap gelsin. 5. Mehmet Reşat'la beraber savaşa gireceğiz. Peki dönemin sadrazamı kimdi? O Ece Hanım, derse gelmişsiniz. Güzel. Sait Halim Paşa. Peki ben bu arkadaşı nereden hatırlıyorum? Sait Halim Paşa'yı. Güzel. İslamcılık fikrini savunan önemli karakterlerden bir tanesiydi. Bir de savaşa girmeden önce Osmanlı'nın aldığı bazı önlemler vardı. Neler yaptık peki? Tek kelime yaz. Oradan anlarım. Bir, boğazlar kapatıldı. İki, kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıldı. Şeyi hatırlıyorum ya. Biz bu kapitülasyonları kaldırdık diye biri bir bozuk mu attı? Bir şey oldu sanki. Güzel. Kapitülasyonların kaldırılmasına en fazla tepki gösteren devlet Almanya idi. Bir de müttefikimiz olacak dostlarım. Düşünün, bizim için sıkıntılı bir durum. Sonrasında şundan bahsettik. Dedik ki Osmanlı Devleti önce itiraf devletlerin yanında savaşa girmek istedi. Ama İngiltere tarafsız kalacaksın dedi. Şutladı bizi. Fransa'ya gittik, Rusya'ya git dedi. Rusya'ya gittik, kabul etmedi. Böyle olunca Osmanlı Devleti uluslararası olarak yalnız kaldı. Bu yalnızlık da bizi bir paniğe sürüklüyordu. Bu panikle beraber Almanya'ya adım adım yaklaştık ve Almanya'nın yanında savaşa dahil olduk. Burada ÖSYM iki şey soruyor dedim. Bir, Osmanlı neden Almanya'nın yanına gitti? İkincisi, Almanya neden bizimle beraber savaşa dahil oldu? Hadi beraber bu iki sorunun cevabına bakalım. Bunları anlatmadım değil mi? Tam burada kaldık, yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Sayfayı biraz kaydıralım ve başlayalım. Önce Osmanlı açısından neden Almanya bakalım. Dostlar, birinci sebep, bunun altını çiziyorum, Turancılık. Şimdi Turancılık idealini hatırla. Türkçülüğün daha geniş versiyonu, bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamak. Biz şuna düşünüyoruz. Eğer Almanya bize yardım eder ve biz Anadolu'dan Hazar Denizi'ne kadar ulaşabilirsek, o zaman bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamış oluruz. Bu durumda da imparatorluğu dağılmaktan kurtarırız. En büyük amacımız bu. Almanya ile beraber savaşmanın getirdiği. Bunun dışında Trablusgarp ve Balkanlar'da kaybettiğimiz yerleri geri almak. Bakacağız, çok takılma. Bunun altını çiz, bu çok güzel bir soru olur. Uluslararası yalnızlıktan kurtulmak en temel sebep buydu çünkü Almanya'nın yanında savaşmamızın. Bir de hatırlıyorsunuz, Babali baskınıyla beraber İttihat ve Terakki devlet yönetimini ele geçirmişti. Yani Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokan İttihat ve Terakki Partisi'dir. Dostlarım, İttihat ve Terakki Almanya'nın bu savaşı kazanacağına inanıyorlar. Aslında haksız da değiller. Çünkü 1917'ye kadar, yani son bir yıla kadar Almanya bu savaşı kazanıyordu. Ama bir şeyler olacak, bahsedeceğim. O yüzden İttihat ve Terakki şunu düşündü. Dediler ki abi, zaten Almanya bu savaşı kazanacak. Biz de Almanya'nın yanında olalım. Böylece biz de kazanmış oluruz. Bakacağız. Bunun da altını çizin. Ve son olarak, bu çok önemli değil ama Almanya'nın Osmanlı'ya baskı yapması da dostlarım savaşa girmemizde etkili olacak. Silahlarından, hem silahlarından hem de askeri disiplininden. Mustafa Kemal de bundan etkileniyor ama çok sevmiyor. Mesela Mustafa Kemal hatıralarında şeyden bahsediyor. Almanya'ya gidiyor bir askeri tatbikata katılmak, izlemek için daha doğrusu. Orada bir Alman subayının, önemli bir adamın, bir üst düzey general tarafından dövüldüğünü görüyor. Milletin içinde düşünsenize, uluslararası bir olayda adam pataküte dalıyor nasıl başarısız olursun diye. Mustafa Kemal buna çok kızıyor mesela. Diyor ki evet, disiplin olmalı ama bu kadar da olmamalı. Bu ne ki yani? Bu yüzden çok sevmiyor ama diğerleri aşırı derecede hayran. Kesinlikle saygısızlık. Şimdi gelelim tam tersine. Peki Almanya neden bizi istedi? Bakıyorum. Birinci ve en önemli sebep, bunun altını çizin. Halifelik makamından yararlanmak. Şimdi dostlarım şunu düşünelim. Bak, Osmanlı'nın Kuzey Afrika toprakları kimin sömürgesi? İngiltere, Fransa'nın ve buralar Müslüman. Hindistan Müslüman bir toprak parçası. Kimin sömürgesi? İngiltere'nin. Almanya şunu düşünüyor. Eğer Osmanlı cihat ilan ederse, yani halife bütün Müslümanlara kalkın ayaklanıyoruz,
hep beraber savaşacağız, İslam dünyasını koruyacağız derse ve bütün Müslümanlar ayaklanırsa Osmanlı bu savaşı kazanır. Aslında haksız da sayılmaz. Evet, gerçekten müthiş bir etki yaratırdı ama ne yazık ki öyle olmayacak. Biz cihat çağrısında bulunsak da Araplar bizi takmadılar. Kim umursadı? Bir kişi umursadı. Bir yer. Hindistan dostlarım. Sadece Hindistan'dan tepki geliyor ama onun dışında, yani tepki dediğim hani ayaklanıyorlar ama onun dışında hiçbiri umursamayacaklar. Devam edelim. Bunun dışında Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak. Savaşa gir ya da girme. Tam ortasında mıyız savaşın? Evet, Boğazlar bizde. Bir tarafın Akdeniz, bir taraf Karadeniz. Yani öyle ya da böyle Almanya bunu kendi avantajına çevirmeye çalışıyor. Devam edelim. Yine bunun altını çiziyorum. Rusya'nın müttefikleriyle olan bağlantısını kesmek. Şimdi düşünün. Rusya yukarıda müttefikleriyle nereden bağlantı kurabilir? Bir, Balkanlar üzerinden. İki, Kafkaslar. Eğer Kafkaslardan Irak'a inebilirse buradan bir bağlantı sağlar. Fakat Osmanlı savaşa dahil olur. Şöyle bir kollarını açarsa, her iki taraftan Rusya'yı kilitler miyim? Evet. Biz bunu başardık dostlarım. Hatta biz bunu başardığımız için Rusya'da ihtilal yaşanacak. Bunu zamanı gelince konuşacağız. Ama şimdilik önemlidir. Altını çizdiniz. Yani İslam'ın gerçekten yaşanmaması mıdır yoksa halifelik makamının önemini kaybetmesi midir? Bu tartışılır. Ama öyle ya da böyle ne yazık ki işimize yaramadı. Devam edelim. Almanya'nın bir başka amacı, savaşı daha geniş alanlara yayarak kendi üzerindeki yükü azaltmaya çalışıyor. Salla. Bakü petrollerine ulaşmak. Almanya için çok önemli. Peki bir şey soracağım. Bizim için petrol önemli mi bu tarihlerde? Değilse neden? Neden önemli değildi peki bizim için petrol? Çok güzel. Çünkü sanayi inkılabı yok. Ne yapacaksın ki petrolü? Aynen. O yüzden bize bir şey ifade etmiyor. Bunun dışında İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek. Şimdi dostlarım, İngiltere Hindistan'la hem Mısır üzerinden Süveyş kanalı, Mısır işgal etti zaten, hem de Irak üzerinden bağlantı kuruyor. Eğer Osmanlı savaşa girer, bu hattı bir keserse biz İngiltere'nin uzak doğuyla olan bağlantısını keseriz. Bu da İngiltere'ye ciddi anlamda zarar verir. Ve son olarak yine altını çiziyorum. Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak. Şimdi burada şundan bahsedeceğim. Bakın, Almanya'nın, yazma hemen, en son yazacağız, bizim yanımıza savaşa girmesinin nedenleri arasında asla ama asla Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak yoktur dostlarım. Çünkü bizim askeri gücümüz yok. Eğer askeri gücümüz olsaydı Balkan savaşlarında bunu zaten görürdük. Hatırlayın. O yüzden hem terhis edilmesi durumu var hem de ordu siyasete bulaştığı için, hatırlayın dostlarım, askeri gücümüz yok. Ama bizde ne var biliyor musunuz? Nüfus var. Yani gariban Anadolu halkı, seferberlik ilan et, topla hepsini, gönder cepheye. O yüzden Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak olur. Osmanlı'nın demografik yapısından yararlanmak olur. Ama askeri gücünden yararlanmak olmaz. Böyle bir tuzağa düşmemeniz için hadi bunu dikkate beraber yazalım dostlarım. Evet, ve çok güzel soru olur. Şöyle yazıyorsunuz. Nedenler arasında Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak yoktur. Nedenler arasında Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak yoktur. Yazınca bir artı işareti koyun da direkt sayfayı kaydırmam lazım. Devam edelim. Evet, askeri güç yok ama insan gücü var dostlarım. Gariban Anadolu halkı savaşsın bakalım neler olacak. Evet, nedenler arasında Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak yoktur. Güzel. Şimdi dostlarım, biz bu sebepler çerçevesinde Almanya ile gizli bir ittifak yaptık. Ama dünyanın bu ittifaktan haberi yok. Tamamen gizlice yapılıyor. Şöyle bir olay yaşandı. Şimdi biz bu ittifakı yaptığımızda zaten savaş çoktan başlamıştı. Ve Almanya'nın iki tane gemisi, altını çiziyorum, Goeben ve Bristol. Dostlarım, bu iki gemi Büyük Okyanus'ta İngilizlerle savaşırken İngiltere'nin önünden kaçmaya başladı. Ve bu iki gemi kaçarak önce hop Akdeniz'e, Ege'ye, birinin sesi açık. Şunu bir kapatalım hemen. Evet, kapattım. Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den de İzmir limanına demir attılar.
Tam peşinden de İngiltere koştura koştura geldi. Gemilerin İzmir'e geldiğini, Osmanlı'ya sığındığını görünce Osmanlı'ya dedi ki: "Kardeşim, sen bu savaşta yoksun. Bu gemiler de benim elimden kaçtı. Hemen bu gemileri bana teslim et. Ama biz teslim etmek istemiyoruz çünkü Almanya'yla gizli bir ittifakımız var." Osmanlı ne yapsam ne yapsam derken şu yalanı uydurdu. Dedi ki: "Ben bu gemileri satın aldım. Parasını verin. Ve inandırıcı olsun diye biz gemilerin adını, altını çiziyorum, Yavuz ve Midilli olarak değiştirdik dostlarım. Hatta bununla da yetinmedik. Ne yaptık biliyor musunuz? O gemilerin içindeki Alman askerlerine fes giydirdik. Osmanlı askerlerine benzesin diye. Ve gemilere Osmanlı bayrağını çektik. Dışarıdan baktığınızda bayağı Osmanlı gemisi." İngiltere bu manzarayı görünce: "Tamam birader," dedi. "Madem satın aldın, benlik bir durum yok." İngiltere döndü gitti. Gemiler kaldı bizde. Şimdi size şunu soracağım. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın bu iki gemisine sahip çıkmış olması Osmanlı'nın tarafsızlık ilkesine zarar vermiş midir? Şu an çok tarafsız gibi duruyor muyuz? Geçen senenin sorusu. Hatırlıyor musunuz o soruyu? Kolay bir soruydu. Dedi ki Osmanlı'nın işte bu Yavuz ve Midilli gemilere sahip çıkması aşağıdakilerden hangisinin tartışılmasına neden olmuştur? Cevap Osmanlı'nın tarafsızlığınındı dostlarım. Tabii ki de sen ne kadar tarafsızım, Almanya'yla beraber savaşa girmeyeceğim desen de yaptığın hareketten Almanya'yı desteklediğin belli oluyor. Peki sonra ne oldu? İngilizler gidince bu iki gemi İzmir limanından tekrar hareket ettiler. Ve Boğazlardan geçerek Karadeniz'e. Karadeniz'e geldikten sonra yine altını çiziyorum. Rusya'nın Sivastopol, Odessa ve Navaroski limanlarını bombaladılar. Ruslar bir baktılar, kim lan bu beni bombalayan diye, Osmanlı bayrağı olan gemiler. Böylece Osmanlı Devleti bilerek isteyerek bu iki Alman gemisini kullanarak kime savaş ilan etmiş oldu? Rusya'ya. Böylece Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Dostlarım, buradan ne soruldu? Goben ve Bristow'u sordular. Değişen isimleri olan Yavuz ve Midilli'yi sordular. Ama bu gemileri nereleri bombaladığını sormadılar. O yüzden siz Sivastopol, Odessa ve Navaroski'ye çok çok dikkat ediyorsunuz. Bunlar karşınıza gelebilir. Çünkü bunlar neden önemli biliyor musunuz? Hani şu an devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var ya, işte o savaşın en kritik bölgeleri arasında yer alıyor buralar. Aslında Kırım yakınlarıdır. O yüzden dikkat etmenize yarar var. Pekala, şunu, size şunu soracağım. Biz ilk başta İngiltere'nin yanına gitmiştik. Biz seninle beraber savaşmak istiyoruz diye. Peki İngiltere'nin bize cevabı ne olmuştu beraber savaşalım dediğimizde? Bana bir hatırlatır mısınız? Olumsuz değil de sanki böyle tarafsız, bak bu önemli. İngiltere bize ne demişti? Sen bu savaşa girmiyorsun, kesinlikle tarafsız kalacaksın. Biz ne yaptık? Almanya'nın yanında savaşa girdik. İngiltere bunu görünce sen nasıl benim sözümü dinlemez, nasıl tarafsız kalmazsın diyerek iki tane tepki gösterdi. Birincisi, daha önceden bizden geçici olarak aldığı Kıbrıs'ı ilhak etti dostlarım. İlhak etmek topraklarına katmak. Yani dakika bir, gol bir, Kıbrıs elimizden çıktı. Peki bana hatırlat bakalım. Biz Kıbrıs'ı geçici olarak nerede İngiltere'ye vermiştik? Evet, hemen bir hatırlat onu bana. Berlin derken Berlin Anlaşması'nda ne, aracı mı oluyordu, ne oluyordu? Yoksa anlaşmayı mı imzalamıştı? Berlin Anlaşması'na aracı olduğu için Ayastefanos'un yerine, aynen buna dikkat edin dostlarım, geçici olarak veriyorduk. Burada tamamen gider. Bu bir. İkincisi, dostlar biz daha savaş başlamadan önce, yani tam böyle başlayacağız sıralarda, parasını peşin ödeyip İngiltere'den iki tane gemi satın aldı. Fakat İngiltere bizim savaşa girdiğimizi görünce bu gemileri bize teslim etmedi. Bir de parasını peşin verdik ha bu gemilerin. Bu gemilerin isimleri bilinecek: Genç Osman ve Reşadiye. Onu da şuraya yazalım. Reşadiye. Bak, bunların ikisini de sormadı ÖSYM. İkisi de çok güzel soru olur. Burada Kıbrıs'ın ilhak edilmesi de, Genç Osman ve Reşadiye gemilerinin bize gelmemesi de önemli. Bir de parasını peşin ödemişiz. Adam bari parayı göndersin, değil mi? Parayı da vermiyor bize. Biz bunun parasını aldık. Nerede aldık biliyor musunuz? Ta Lozan'da.
Lozan'da Osmanlı borçları hesaplanıyorken İngiltere'ye dedik ki kardeş şu iki gemi vardı parasını ödediğimiz. Onların borcunu bir düşüver. Böylece kurtaracağız parayı ama çok çok sonra. Buraya bir ünlem işareti atın. Burası çok güzel soru olur. Henüz ikisi de gelmedi. Evet, böylece Osmanlı'nın savaşa nasıl girdiğini ve savaşa girdikten sonra nelerle karşılaştığını öğrendiniz. Şöyle bir temizleyelim. Şimdi dostlarım gelelim Osmanlı'nın savaştığı cephelere. Bakın burada Osmanlı'nın savaştığı cepheleri üç parçaya ayıracağız. Birincisi taarruz cepheleri. Taarruz ne demek? Taarruz yani güzel saldırı cepheleri. Bu cepheleri biz kendimiz bilerek, isteyerek açacağız. Bunlardan biri Kafkas, diğeri de Kanal cephesi olacak. Bunu genelde 2K diye kodluyorlar, haberiniz olsun. Geldik savunma cephelerine. Yani itiraf devletlerinin bize saldırdığı, bizim de kendimizi korumaya çalıştığımız cepheler. Çanakkale, Irak, Musul, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin hepsini de teker teker işleyeceğiz. Bir de müttefiklerimize yani Almanya'ya, Bulgaristan'a, Avusturya, Macaristan'a yardım olsun diye asker gönderdiğimiz cepheler var. Bunlar bizim topraklarımız değil. Biz topraklarımızın dışına tamamen müttefiklerimiz için asker göndereceğiz. Hangi cepheler derse Romanya, Galicia ve Makedonya. Bunların sadece isimleri soruldu. Başka hiçbir şey sorulmuyor. Ben yine de kime yardıma gittiğimizi ileride anlatacağım. Ama isimlerini ezberlemeniz bence yeterli. Romanya, Galicia, Makedonya müttefiklerimize yardım ettiğimiz cepheler. Şimdi dostlarım bu cephelerden birinci grup olan şu taarruz cepheleriyle beraber başlıyoruz. Taarruz cephelerinden birincisi de Kafkas cephesi olacak. Şimdi Kafkaslar, bak ta İslamiyet öncesinden beri konuşuyoruz, artık biliyorsunuz. Karadeniz'den Hazar Denizi'ne kadar olan Anadolu'yla Hazar Denizi'nin arasında kalan yer Kafkas bölgesi. Ve bu bölge Rusya'nın elinde. Hatırlasanıza 93 Harbi'nde Rusya nereye aldı bizden? Kars, Ardahan, Batum'u. Yani Ruslar zaten Anadolu'dalar. Biz şimdi Anadolu'dan başlayacağız, Rusya sınırından. Hazar Denizi'ne kadar ulaşmanın peşindeyiz. O yüzden Kafkas cephesi. Peki neden? Beraber bakalım. Birincisi, bak bunun çok bir önemi yok. Bakü petrollerini ele geçirmek. Neden önemi yok? Çünkü Almanya istiyor. Bizim için petrol bir şey ifade etmiyor. Bizim için en önemli olan, bunun altını çiziyorum, Turancılık idealini gerçekleştirmek. Yani eğer Anadolu'dan Hazar'a kadar ulaşıp bütün Türkleri toplayabilirsek Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarabiliriz. Bakacağız. Ve yine önemli olan bir sebep, bunun da altını çiziyorum. Bak Rusya'nın güneye inmesini önlemek ve Rusya'ya gidecek yardımın önüne geçmek. Şimdi burada şuna çok dikkat et. Burası Anadolu toprakları olsun. Tamam. Şuradan şöyle Karadeniz'i koyalım. Burada Hazar Denizi. Dostlar Rusya buradan güneye inebilir. Ya da İngiltere, Fransa, Irak üzerinden o Rusya'ya gidebilir. Bak böyle bir bağlantı yok. Tekrar söylüyorum. Böyle bir bağlantı yok. Olma ihtimali var. İşte bu ihtimalden dolayı Osmanlı dedi ki eğer ben bu hattı kapatırsam asla Rusya güneye inemez. İngiltere, Fransa'da yardım götüremez. Böylece Rusya'nın dünyayla bağlantısını keserim. Neden ısrarla bağlantı yok diyorum? Çünkü ÖSYM şunu yapar. Der ki aşağıdakilerden hangisi? Kafkas cephesinin açılma nedenleri arasında gösterilemez. Ve seçeneklere şu cümleyi yazar. Der ki Rusya'nın müttefikleriyle olan bağlantısını kesmek. Var mı böyle bir bağlantı? Yok. Dostlarım bu cephenin açılma amacı bağlantı kurmasını önlemek. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Burada kelime oyunu yapıyorlar. Denemelerle falan çok gelir karşınıza. Dikkat edin. Güzel, anlaştık burada da. Şimdi biz bu sebepler çerçevesinde Enver Paşa ile beraber Sarıkamış harekatını yaparak cepheyi başlatacağız. Neler oldu konuşalım. Şimdi dostlar yazmayın. En son ben yazdıracağım. Sadece beni dinleyin. Şimdi burada Allahu Ekber Dağları. Burası Allahu Ekber Dağları olsun. Enver Paşa ortalama 100-110 bin kişilik Osmanlı ordusuyla beraber Allahu Ekber Dağları'na geliyor. Sarıkamış harekatını başlatmak amacıyla ve kış. Bak adam buraya geldi. Dağın eteğinde biz buraya karargahımızı kurduk. Ruslar da karşımıza geldi. Onlar da burada bir yerdiler. Her iki tarafta cephesini açtı. Karşılıklı cephe savaşı yapılacak burada.
Ve ertesi gün çatışmalar başlayacak. Fakat çatışmalar başladığında Ruslar topyekün bir saldırıya geçti ama Türklerden karşılık yok. Yani biz karşılık veriyoruz ama şöyle böyle tam anlamıyla değil. Ruslar şunu düşündü. Herhalde dediler Türklerin bir planı var. O yüzden böyle biraz geri duruyorlar. Fakat biraz beklediler. Hala saldırı yok Türklerden. Bunun üzerine Rusya öncü birliklerini gönderdi. Bir gidin bakalım dedi ya. Bunlar niye gelmiyorlar? Adamlar Türk karargahının olduğu yere geldiklerinde bizim için çok acı bir manzarayla karşılaşacaklar. Ortalama 40-45 bin Türk askeri ne yazık ki kış şartlarından dolayı donarak şehit olacaklar. Adamlar bir tane bile kurşun sıkamadan, hiçbir şey yapamadan şehit oldular dostlarım. Peki neden? Bunun iki tane sebebi var. Birincisi Enver Paşa'nın öngörüsüzlüğü. Adam böyle bir şeyin olacağını öngöremeden kış şartlarına rağmen, ağır kış şartlarına rağmen askeri Sarıkamış'a sürdü dostlarım. Bu bir. İkincisi de Osmanlı'nın yetersizliği. Yani şöyle düşün. Osmanlı Devleti'nin elinde yeterli miktarda teçhizatı yok. Yani o askerlere verebileceğimiz böyle çok kalın işte montuydu, botuydu, beresiydi, cartıydı, cürtüydü hiçbiri yok. Bak hatırlayın lise yıllarından ya da sağda solda görmüşsünüzdür. Birinci Dünya Savaşı'ndan Osmanlı askerlerinin fotoğrafları. Bu Çanakkale'de falan görmüşsünüzdür. Hatırlıyor musunuz? Üzerlerinde nasıl bir kıyafet var? Dostlarım, buradaki askerlere biz hiçbir şey veremedik. Adamlar kum rengi yani çöl kumu rengindeki gömlekleri var. Bir de parka var ama bizim baharda giydiğimiz tarzda bir parka. Şimdi düşün, seferberlik ilan ediyorsun. Ülkenin her yerinden, Suriye'den, Irak'tan, Muğla'dan, Antalya'dan yani hiç hayatında soğuğu görmemiş adamları topladın. Hiç adam akıllı giydiremeden götürdün eksi 40-45 dereceye. Bu adamın savaşması, ayakta durması mümkün değil ve ne yazık ki sonuçta ortada çok ağır kayıplar vereceğiz. Evet hocam, düşünsene adam Suriye'den geliyor Türkmenler, adam Antalya'dan geliyor. Hayatında hiç görmemiştir eksiği mesela ama burada çok ağır bir şartla ne yazık ki yenilecekler. Evet, hadi bunu beraber bir yazalım, sonra devam edeceğiz, farklı şeyler konuşacağız. Şöyle yazıyoruz dostlarım, Sarıkamış Harekatı'na. Enver Paşa öncülüğünde, önderliğinde Allahu Ekber dağlarında Ruslara karşı yapılan harekattır. Bir saniye. Devam ediyorum. Türk askerleri donarak şehit olmuşlardır. Evet. Enver Paşa öncülüğünde Allahu Ekber dağlarında Ruslara karşı yapılan harekattır. Ve Türk askerleri ne yazık ki donarak şehit olacaklar. Bu rakam medyada 90 bin diye geçer ama yanlıştır. 40-45 bindir dostlarım. Ve Rus askerleri de donuyor biliyor musunuz? Rusların da 13 bin askeri donarak ölüyorlar. Düşün Ruslar dayanamıyor bizimkiler nasıl dayansınlar. Şimdi dostlar bu durum bizim için çok kötü. Ama kimin için bir fırsat? Rusya için. Bakın Rusya Osmanlı'nın burada ağır bir kayıp verdiğini görünce fırsat bu fırsat diyerek asla ezberlemiyorsunuz. Adamlar Muş, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Van ve Trabzon bölgesini pat diye işgal edecekler. Osmanlı Devleti kendi açtığı cephede başına belayı almış durumda. Şimdi bunlar Kafkas'ta yaşanıyorken şunu konuşacağız. Ben burada cepheleri sırasıyla anlatıyorum ama bu olaylar aynı anda yaşanıyor. Hatta biz Kafkaslar'da bu olayı yaşadığımızda Çanakkale cephesi çoktan kapanmıştı. Ve Çanakkale'de ileride anlatacağım yıldızı parlayan bir adamımız var. Kim? Mustafa Kemal. Dostlarım Mustafa Kemal Çanakkale'deki başarısından dolayı Kafkas cephesine gönderilir. Birinci olarak şunu bileceğim. Bakın Mustafa Kemal Kafkas cephesinde altını çiziyorum. 16. Kolordu komutanı olarak mücadele edecek. Biz Mustafa Kemal'in hem hangi cephelerde savaştığını hem de hangi ordunun başında olduğunu bileceğiz. Ve Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanı olarak gelince Rusların elinden bu boşlukları dolduruyorum. Muş ve Bitlis'i geri alır. Bakın burada sıfırdan bir toprak kazancı yok. Şurada yukarıda bahsettik zaten. Ruslar Muş ve Bitlis'i işgal etmişti. Mustafa Kemal onu geri kurtarmış olacak. Yani Mustafa Kemal savaşın tersine dönmesini mi sağlıyor? Evet. İşte bu başarısından dolayı
biz Mustafa Kemal'e altın kılıç madalyası vereceğiz. Hadi bunu boşluğa dolduralım. Altın kılıç madalyası verilmiştir. Allah canına, o da çizginin üstünde kaldı. Evet, Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i geri alır. Böylece dostlarım bu başarısından dolayı altın kılıç madalyası verilecek. Yani kayıptan kazanç, evet, öyle değerlendirebilir. Şimdi buraya kadar tamam. Ruslarla savaş devam ede dursun. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi dostlarım, Kafkaslar'da Ermeniler, önce bana hatırlatın bakayım. Ermeniler ilk defa ne zaman bağımsız olmak amacıyla bize karşı isyan etmişlerdi? Önce bunu bir hatırlatın. Eyvah. Evet, soruya cevap gelmiyor. Neden gelmiyor? Nasıl etmediler? Allah canınızı almasın. Tamam, soruyu değiştiriyorum. Ermeni sorunu ilk defa nerede ortaya çıktı? Atarım ha dersten, cevap gelmezse. Evet, Ermeni sorunu nerede ortaya çıkıyordu? Aestefenos anlaşmasında ortaya çıkmıştı. Berlin anlaşmasında da uluslararası bir boyut kazanıyordu. Hey gidip hey, Nene Hatun'un kemiklerini sızlattınız. Nene Hatun 93 Harbi'nde Erzurum'da Aziziye tabyalarında Ermenilere karşı mücadele etmemiş miydi? Hey gidim hey. Neyse, olacak olacak. Lütfen tekrar edin. Şimdi dostlarım, Ermeniler Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı'na girdiğini görünce fırsat bu fırsat diyerek tabii Rusya'nın da desteğini alarak isyanı patlatıyorlar. Şimdi düşünsenize, biz savaş başlayınca seferberlik ilan ettik. Bak, Osmanlı Devleti 16 ile 45 yaş arasındaki bütün erkekleri cepheye gönderdi. Geride kim var? Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve hasta olanlar. İşte Ermeniler isyan edince bizim bu savunmasız insanlarımıza saldırdılar. Ve bir anda bir katliam başlıyor. Türkleri öldürüyorlar bölgedeki. Osmanlı Devleti bunu duyunca dedi ki benim bunu önlemem lazım. Şimdi bir isyan çıktığını öğrendin. Ne yaparsın? Asker gönderirsin. E hadi gönder. Yok ki, nereye göndereceğim? Çanakkale'ye gönderiyorsun lise öğrencilerini. Bizim Ermeni isyanı için gönderecek askerimiz falan yok. O zaman başka bir çözüm bulman lazım. İşte Osmanlı Devleti burada iki tane çözüm buluyor. Birincisi dostlarım, biz 24 Nisan günü, altını çiziyorum, Ermeni komitelerini yani cemiyetlerini kapatıyoruz. Çünkü isyanları destekleyen Ermeni cemiyetleri var. Bu işte Hınçak Taşnak Cemiyeti. Onları kapattık. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Ermeniler bizim o cemiyetlerini kapattığımız 24 Nisan gününü soykırım günü ilan ettiler. Yani Ermeniler şunu söylediler. Dediler ki Türkler o gün 24 Nisan günü 1 milyon Ermeni'yi katlettiler. Asla böyle bir şey olmamıştır hocalarım. O dönemde Osmanlı'da yaşayan Ermeni sayısı kaç biliyor musunuz? 800 bin civarında. Yani 870 bin yanlış hatırlamıyorsam. Asla 1 milyon Ermeni yoktu. Hepsini öldürsek bile 1 milyon etmiyordu. Peki niye böyle bir iddiada bulunuyorlar? Türkiye'ye soykırım yaptığını, bak olmasa bile böyle bir soykırım kabul ettirecekler. Eğer biz soykırımı kabul edersek bu bahaneyle de bizden toprak isteyecekler. Evet, bu hala devam ediyor. Bunu Çağdaş'ta daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağım. Şimdilik şunu öğrendim. Ermenilerin soykırım yapıldı dediği gün gerçekte yaşanan olay neymiş? Ermeni komiteleri kapatılmış. Bu çok güzel bir soru olur ve hala sorulmadı. Bu bir. İkinci aldığımız önlem, üç değil kız, dört taneler. 4T planı, ama anlatacağım ilerleyen. Şimdi dostlarım, ikinci olarak da şunu yapacağız. Osmanlı dedi ki ben buradaki Ermenileri, isyan edenleri göndereyim. Hemen altını çiziyorum. Tehcir Kanunu ya da diğer adıyla, ÖSYM bu ismini kullanıyor bu arada, Sevk ve İskan Kanunu çıkarttık. Bu kanunla beraber doğuda yaşayan Ermenileri trenlere bindirdik. Suriye ve Lübnan'a geri dönmek koşuluyla göndereceğiz. Bak, geri dönmek koşuluyla, hatta savaş bitmeden de geri getireceğiz. Bu da Tehcir Kanunu ya da Sevk ve İskan Kanunu olarak geçer. ÖSYM şöyle bir soru sordu. Dedi ki Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkas cephesinde Ermeniler Osmanlı'ya karşı isyan etmişlerdir. Osmanlı Devleti Ermeni isyanlarını önlemek amacıyla aşağıdaki tedbirlerden hangisini almıştır? Seçeneklerde ne yazmalı?
Tehcir kanunu ya da sevk-i iskan. Ama bu yazmıyordu. Seçeneklerde şu yazıyordu dostlarım. Bölgede yaşayan Ermeniler Suriye ve Lübnan bölgesine göç ettirilmiştir. Olur mu? Olur. Yani adam tehcir kanunu dememiş, içeriğini yazmış. Fark etmez. İkisine de dikkat edin. Tamam. Buradan soru geldi. 24 Nisan sorulmadı ama tehcir kanunu soruldu. Şöyle bir temizleyelim. Şimdi dostlarım, bir tarafta Rusya ile savaşıyorum. Diğer tarafta Ermenilerle uğraşıyoruz. Savaş devam ederken, bunu Çağdaş'ta daha ayrıntılı anlatacağım. Rusya'da bir ihtilal yaşanacak. 1917 Bolşevik ihtilali. Şimdi bu ihtilale kadar Rusya krallıkla yönetilen Çarlık Rusya iken bu ihtilalle beraber komünizmle yönetilen SSCB'ye dönüşüyor. Ve Sovyet Rusya kurulunca komünizmle yönetilen adamlar Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilme kararı aldı. Hatta müttefiki olan İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlere de arası açılıyor. Bolşevik ihtilaliyle beraber Rusya savaştan çekilirken Kafkas cephesi de kapanır. Ve iki tane anlaşmayla kapanıyor. Bunları ÖSYM karşınıza getirir. Birincisi, bak biz Osmanlı ile Rusya arasında savaşı bitirmek amacıyla Erzincan Ateşkesi'ni imzalayacağız. Önce bunu bir yazalım. Erzincan Ateşkesi. Hemen arkasından da 1918 Brest-Litovsk Anlaşması imzalanır. Burada şundan bahsedeceğim. Bak Erzincan Ateşkesi Rusya'nın bizimle yaptığı anlaşmadır. Direkt Kafkas cephesini kapatıyor. Ama Brest-Litovsk sadece Osmanlı ile değil, bütün savaştaki devletlerle yapıyor. Herkese söylüyor. Ben bu savaştan çekiliyorum diye. Bizi ilgilendiren bir tane madde var. Şimdi onu konuşacağız. O zaman Kafkas cephesinin kapanmasında iki anlaşma var. Önce Erzincan Ateşkesi, sonra da Brest-Litovsk Anlaşması. Sayfayı bir kaydıralım hocalarım. Ondan sonra devam edeceğiz. Brest-Litovsk Anlaşması'nın bizi ilgilendiren bir tane maddesi var. Bunun da altını çiziyorum. Önemlidir. Bak Berlin Anlaşması'yla 93 Harbi'nden sonra Rusya bizden aldığı Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya geri verecek. Neydi bunların orijinal adı? Elbiye-i Selase yani 3 vilayet, 3 memleket. Dostlarım bu üçünü geri almış olacağız. Bunun dışında da hiçbir değişiklik yok. Rusya savaştan çekilir. Evet, Kafkas cephesinde yaşananlar böyle. Şimdi bunları beraber toparlayalım. Bak birincisi, Osmanlı Devleti neden Kafkaslarda savaştı? Turancılığı gerçekleştirmek amacıyla. Peki bakıyorum yaşananlara. Gerçekleşti mi? Hayır, gerçekleşmedi. O zaman Kafkas cephesinde Turancılığın gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır, önemini kaybetmiştir. Şimdi ben soracağım, siz söyleyeceksiniz. Bana söyleyin bakalım. Balkan savaşları sırasında önemini kaybeden fikir akımı. Evet. Balkan savaşları sırasında önemini kaybeden fikir akımı Osmanlıcılıktır dostlarım, güzel. Peki söyle bana. Balkan savaşlarında önem kazanan fikir akımı Osmanlıcılık gitti, ne geldi yerine? Güzel. Türkçülük önem kazanıyor. Yani Turancılık. Şimdi de neyi öğrendim? Turancılığın dostlarım Kafkas cephesinde bittiğini öğrendim. Yani Turancılık nerede önem kazandı derse Balkan savaşları, nerede önemini kaybetti derse Kafkas cephesi. Anlaştık. Evet, gelelim notumuza. Dostlarım, burada iki tane not yazdıracağım size Kafkas cephesiyle alakalı. Birinci olarak şunu yazacağız. Kafkas cephesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı tek cephedir dostlarım. Hey gidi mey. Koca Birinci Dünya Savaşı, toprak kazandığımız tek yer Kafkas. O da neyi kazandık? Kars, Ardahan, Batum. Zaten bizimdi. 30 sene önce kaybetmiştik. Burada geri geliyor. Hadi yazalım. Toprak kazanılan tek cephedir. Toprak kazanılan, yazalım bunu. Tek cephedir. Evet, bu bir. Dostlarım, ikincisi ise şöyle. Şimdi biz burada yaşanan mücadeleyi, Rusya'da yaşanan ihtilalle beraber, bak kazanan yok. Ne Osmanlı kazanıyor ne Rusya kazanıyor. Rusya'daki ihtilalden dolayı cepheyi kapatıyoruz. Biz Kafkas cephesini şöyle bileceğiz. Resmi olarak kapanan ilk cephedir. Yazalım, üzerine konuşacağız. Resmi olarak kapanan
İlk cephedir. Neden resmi ifadesini kullandım? Yani niye kapanan ilk cephe değil de resmi olarak kapanan ilk cephe? Çünkü çok güzel anlaşma var dostlarım. O yüzden bak biraz sonra ileride anlatacağım. Eğer kapanan ilk cephe derse Çanakkale'dir. Çünkü Çanakkale'yi biz kazandık ve pat diye kapatıyoruz. Ama resmi olarak kapanan ilk cephe derse anlaşmadan dolayı Kafkas cephesidir. Tamam. Bu ikisinin ayrımına dikkat edeceğiz. Asla birbirine karıştırmayın hocaları. Evet, böylece Kafkaslar'da neler olduğunu öğrendik.